Dostlar hepinize selamlar. Şimdi neredeyse hemen göstereyim. Burası Atatürk Caddesi'nin bir alt caddesi. Caddenin ismini şu an bilmiyorum. Şurada karşıda Civelek işanları var. Şurada bir köprü vardı hatırlarsanız buradan. Köy garajları şu gösterdiğim mıntıka. Şimdi buradan size bir çekim yapacağım. Öyle sürpriz bir çekim. Çünkü son dönemlerde havanın sıcakları ve tozun toprağın artmasıyla çekim yapamıyoruz. Çok fazla videolarımız yetişmeyebiliyor. Şöyle size bu tarafı çekmeyi çok istiyordum. Uzun zamandır bu güzergahtan geçip çıkıyorum. Etrafı görüyorum böyle. Sizlere de göstermek istiyorum. Elimden geldiği kadarıyla. Şöyle etrafı görün. Etrafta binalar, enkazlar kaldırılmış. Şu taraf şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Yıkılan yerleri. Bu yeni sanayiye giden yol burası. Bu yol ileride çok berbat. Yani araba ile gitmenizi tavsiye etmem. Şu anda da yolumuz aslında çok berbat. Çok temiz bir yol değil. Yavaş yavaş gidiyoruz. Buradaki binaların enkazı kaldırılmış. Burası rektörlüğün olduğu bina. Ortada bu heykel vardı hatırlarsınız. Şöyle bir duralım. Karşılıklı çekelim. Burası heykel, saat heykeli. Rektörlük binası. Etraf bu şekilde dostlar. Şuralara da bakın. Buralar hep toz duman olmuş, taş toprak olmuş. Şimdi buradan gidelim. Şuradan gideceğiz. Battı çıktı bu arada. Sağlam bir şekilde çalışıyor. Bakın yollar hep şu şekilde. Çukurlar var. Eğer benim gibi kameraya bakıp önünüze bakmazsanız düşebilirsiniz. Henüz ben düşmedim ama bu gidişte düşeceğim gibi gözüküyor. Çok badire atlattık bu konularda. Bakın burada bir temel kazma çalışmaları var. Burası biliyorsunuz üniversiteye ait bir bölge. Üniversite burada zannediyorum ki bir çalışma içerisinde. Bina yapma çalışması içerisinde. Buralarda bu şekilde. Bana. Mehmet Aslan da çekimlerimize bugün katılıyor. Etrafı görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şu çukuru görün. Şuralar da aynı şekilde. Biz de kontrollü, yavaş yavaş, sakin bir şekilde gidiyoruz. Caddeyi çekmiştik daha geçmiş videolarımızda, önceki videolarımızda. Şurası Özkan Spor Center'ın olduğu yer. Şurası Yaren apartmanı mıydı? 2000 apartmanı mıydı? Hemen yan taraf Zübeyde Hanım Anaokulu'nun olduğu yer. Etraf böyle. Bakın şurada bir villa var. Okulun bahçesine yapılmış. Artık villa amacıyla mı kullanılıyor? Yok. Yan taraf Şehit Özen Polis Amirliği. Ama bu villa şahıs olarak kullanılıyor onu bilmiyorum. Bence şahıs olarak kullanılıyor ya da emniyet müdürü de oturuyor olabilir. Bilmiyoruz. Şöyle Şehit Özen olmuş. Zübeyde Hanım Anaokulu bu aşağılarda bu şekilde göstereyim. Buralarda da bayağı bir yakın var. Enkazlar hep kaldırılmış. Mahkemelik hala karar bekliyor.
fakir binalar da var. Sondaj çalışmaları yapılıyor. Bakın şu gördüğünüz zemin etütü yapılıyor, sondaj. Zeminde sıvılaşma var mı yok mu? Bunu her binaya ayrı ayrı yapıyorlar. Bilginiz olsun. Bir mahalleye girdikleri zaman bina bina yapıyorlar bunu. Burası 75. yüzyıl bulvarı. Yani 75. yüzyıl bulvarı mı deniyor? Mahkeme sonuçlanan binalar, mahkeme sonucunu alan binalar yıkılıyor. Bu hafta boyunca buralarda yıkım vardı. Hala yıkım ayrıştırma çalışmaları var bu 75. yıl civarında. Aşağı taraflarda da var aynı çalışmalar. Aşağılarda da 3-4 bina yıkıldı. Yukarı toplamda da var. Bu arada rüzgar çok fena. Bizi sallıyor yani. Gördüğünüz alanda Afgen sitesi var. Afgen sitesi. Tadilat çalışmaları devam ediyor. 1-2 ay içerisinde. Oradaki vatandaşlar evine girecek. Şu köşede bir dönerci vardı. Burayı yıktılar. Bakın. Burası da yıkıldı. Geçen hafta yıkıldı burası. Burada da şu kapatıyorlar. Karşı yol iki şeride düşüyor. Çift şeritli gidip geliyor karşı yol. Bakın burayı da yıktılar. 4-5 gün içinde ayrıştırdılar. Temeline indiler. Yukarıda da var. Mezarlık kompleksi civarında da yıkımlar devam ediyor. Bakın hemen karşı caddede de aynı şekilde mahkeme sonuçlanan binalar yıkılıyor. Gösterebilirsem. Orada da bir bina yıkıldı. Ayrıştırma yapıyorlar. Binanın demirlerinden betonunu ayrıştırıyorlar. Buralarda da bu binalar sağlam, hasarsız. Böyle bu şekilde gidelim. Burada bir dönerci ustamız var, Levent Usta. Cuma günleri maliyetine döner satışı yapıyor. Biraz hayır amaçlı. Gayet de güzel. Onu da ayrı bir gün çekim yapacağız. Diğer bölümümüzde Elmazlar'ın içinde esnafımızın ekmek mücadelesi bölümümüz var bizim. Arada bir böyle esnaflarımızı çekiyoruz. Karşıdaki binada mahkeme sonucunu bekliyor. Bu taraflar zaten rezerv alanı. Tartışmalar oldu bayağı. Gösteriler yapıldı, eylemler yapıldı ama geri adım atılmadı. Şimdilik durmuş durumda ama burası rezerv alanı. Karar kesin. Gördüğünüz gibi bu şekilde gidiyor dostlar. Şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hatay'dan, Medeniyetler Şehri'nden, Antakya'dan hepinize selamlar olsun.